Bir günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Şuşi'de ilan edilen Batı Ermenistan Ermenilerinin kendi kaderini tayin hakkı bildirisinin 16. yıl dönümü. Batı Ermenistan'ın Şırnak'ta heyelan, kaya parçalarının düştüğü yol trafiğe kapandı. Iğdır Nakhichevan gaz boru hattına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı. Artsakh'ın Hıçabert eski tağır bölgesinde kaybolan 73 kişinin kaderi bilinmiyor. Emenistan termal elektrik üretiminin büyümesi açısından Avrasya Ekonomi Birliği'nin lideridir. Yüz Kapı Sanatçılar Birliği'nde bir yardım fotoğraf sergisi. Batı Emenistan Ulusal Konseyi'nin oluşumunun 16. yıl dönümü vesilesiyle Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın mesajı. Leonid Azgaldyan'ın sözlerinin ve Batı Ermenistan'ın ruhunun anısına. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin kurulması, Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal Konseyi neden kuruldu? Batı Ermenistan'daki Ermeni halkının imhasını durdurmak için Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal Konseyi Deklarasyonu neden Şuşi'de ilan edildi? Andranik Paşa'nın anısına 1918 yılının yaz aylarında Türk birlikleri İran topraklarının kuzeyini işgal ederek Bakü'ye doğru ilerlemek için bir alan yarattı. Türkler Özellikle İran'ın Maku, Salmaz, Tebriz, Serap, Erdebil ve Hoy şehirlerini ele geçirerek Bakü'ye saldırmak için Aleksandropol-Culfa Demiryolu'yla İran'a yeni birlikler göndermeyi planladılar. Ancak Nahicevan'da Andranik Paşa'nın müfrezeleri demiryolunu kesti, Culfa'daki Türk garnizonu ise ele geçirildi. Hoy bölgesinin Ermeni kuvvetleri beklenmedik bir şekilde Kuzeybatı İran'da konuşlanmış Türk ordusunu vurarak Türklerin Bakü'ye yönelik saldırılarını ve Andranik Paşa'ya karşı önemli kuvvetlerin gönderilmesini durdurmaya zorladı. Hoy çatışmaları birkaç gün sürdü. Türkler ağır kayıplar verdiler ancak sürekli gelen ek kuvvetler Ermeni tümeni için bir tehdit oluşturdu. Bu koşullarda Andranik Paşa, Kho'yu terk etmeye zorlandı ve ablukayı kırarak Culfa'ya geri çekildi. Daha sonra çok sayıda Türk askerinin baskısı altında Nahiçevan'ı terk etmek zorunda kalan General Andranik, Nahiçevan'dan çekilen Türk ordusunun yolunu kesmek için Dağlık Karabakh üzerinden Bakü'ye geçmek istiyordu. İngiliz komutanlığının Karabakh sorunundaki pozisyonundan önce Aralık ayında bazı olaylar yaşandı. Thompson'un temsilcisi Yüzbaşı Sir Wright, 8 Aralık'ta bir subay eşliğinde her birinde 4 asker bulunan 4 araçla Şuşi'ye geldim. Diğer kaynaklara göre ilk defa Şuşi'ye 50 İngiliz askeri giriyordu. Yüzbaşı, Karabağ'daki fakirlere yardım etmek ve iki halk arasında barışı sağlamak için geldiğini, İngiliz birliklerinin de yakında aynı amaçla geleceğini söyledi. Zerray'dan ilk işi Şuşi'ye yeni gelen alayın silahlarını bırakıp teslim etmesini talep etmekti. Geçici olarak kurulan konsey alayın oluşum hikayesini sunarak talebi reddetti. Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerine göre Türk birlikleri Kafkasya'dan çekilecekti ancak gerçek başkaydı. General Andranik çatışmaları durdurmak için Karabağ komutanlığına başvurdu. Ermeni tarafı Aralık 1918'de talimata maruz kaldı. Bu nedenle Şuşi işgal altında kaldı. Ama 86 yıl sonra 18 Aralık 1917 Erzincan Ateşkesi'nin Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal Konseyi'nin kurulmasıyla ne ilgisi var? 18 Aralık 1917 tarihinde Erzincan ateşkesi olmadan Batı Ermenistan Ermenilerinin uluslararası hukukta bağımsızlığa kadar barış şartlarını tanımları için kendi kaderini tayin hakkı asla olmayacaktı. 29 Aralık 1917 tarihli Rus kararnamesi ve Batı Ermenistan'da Ermenilerin kendi kaderini tayin etme hakkı bildirisinin bununla ne ilgisi var? Batı Ermenistan Ermenilerinin bağımsızlıktan önce kendi kaderini tayin hakkını tanıyan Rus kararnamesinin 100. yılı her bir maddenin içeriğini hatırlamak için bir fırsattır. Batı Ermenistan'ın Şırnak ilinde yoğun yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Kaya parçalarının düşmesi nedeniyle Şırnak kara karayolu trafiğe kapandı. Belediye ve özel idare ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yol kaya parçalarının kaldırmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji bakanları Iğdır Nahiçevan doğal gaz boru hattının yapımına ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladılar. Bu proje Azerbaycan ile kara sınırı olmayan Nahiçevan Özer cumhuriyetine gaz sağlamayı amaçlamaktadır. Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu boru hattının inşaatının Nahiçevan'ın doğal gaz ihtiyacını tam olarak karşılayacağını söyledi. Şu anda Nahiçevan'a doğal gaz komşu İran İslam Cumhuriyeti tarafından sağlanmaktadır. Projenin Türk Devlet Gaz Şirketi BOTAŞ ve Azerbaycan Devlet Şirketi SOKAR tarafından uygulanacağı belirtildi. Batı Ermenistan topraklarında herhangi bir ekonomik faaliyet Batı Ermenistan hükümetinin izniyle gerçekleştirilmelidir. Batı Ermenistan hükümetinin izni olmadığı için bu anlaşma uluslararası olarak yasa dışıdır. Artsakh Savunma Ordusu, Hıçabert Hint Ağır kesiminde kaybolan 73 kişinin kaderinin hala bilinmediğini belirtiyor. Habere göre olayın ilk saatlerinden itibaren Rus barış güçlerinin de desteğiyle askerlerin kaderini bir an önce ortaya çıkarmak için acil çalışmalar yapılıyor. Savunma ordusunun mesajında Hıçabert'in Tağer bölümünde kayıp Ermeni askerleri hakkında çeşitli medyada çelişkili bilgiler yayılmaya devam ediyor. Özellikle 171 Ermeni askeriyle ilgili bilgiler dolaşıyor ve bu gerçeklerle uyuşmuyor denildi. Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Albay Orgeneral Onik Gasparyan da konuyu yerinde incelemek ve gerekli önlemleri almak üzere Arsak'a gitti. Armen Pres'in Avrasya Ekonomi Komisyonu'nun internet sitesinden aktardığı bilgiye göre, Ocak-Ekim 2020 döneminde Ermenistan Cumhuriyeti'nde elektrik üretim hacmi 6.4 milyar kilovat oldu ve bu veri geçen yılın aynı dönemine göre %1.7 ile fazla. Ermenistan Cumhuriyeti'nde bu yılın Ocak-Ekim aylarında üretilen termal enerji endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre %47 nokta ile arttı. Ermenistan Sanatçılar Birliği 29 Aralık 6 Ocak tarihleri arasında Yüz Kapı adlı fotoğraf yardım sergisine ev sahipliği yapacak ve sergide sağlanan gelir savaş sırasında şehit düşen 4 veya 5 özgürlük savaşçılarının ailelerine bağışlanacak. Armen aktardığına göre yönetmen projenin yaratıcısı Hacı Goyan, her biri 20 bin dram olan yüz fotoğrafın sunulacağını söylüyor. Projenin yaratıcısı ve yönetmeni Khachik Yovyan, 5 yıl önce 29 Aralık'ta Ermenilere karşı uygulanan soykırımın 100. yıl dönümüne adanmış 100 Kapı adlı fotoğraf sergisinin Sanatçılar Birliği'nde açıldığını hatırlattı. Bu projenin yaratıcısı Khachik Yovyan, fotoğrafçı ise Ruben Martirosyan'dı. Proje kapsamında Batı Ermenistan, Cavak Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsağ'da 100 Ermeni Kilisesi'nin kapısı boyandı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Van adlı etnografik topluluğu tarafından seslendirilen çahrak eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.